İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında konuştu. AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini eleştirdi ve 20 yıl önceki vaatlerin tekrarlandığını öne sürdü. Tarihimizde çok çeşitli kutlamalar yaptık. Ama ve lakin enflasyonun %80'i aşmasını, doların 18 lirayı geçmesini ilk defa kutluyoruz. Gerçekten ibretlik. Hala çıkmış, ah bir seçilsem neler neler yapacağım diyor. 4,5 yıl önce de bu kardeşinize verin yetkiyi, görün etkiyi demişti. Verdik yetkiyi, gördük etkiyi. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini eleştirdi. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Geçen haftaki vizyonsuzluk belgesi bize gösteriyor ki gidişatı gören Sayın Erdoğan şimdiden muhalefet partisi liderliğini içselleştirmiş. Utanmasa bir de bizi deneyin bu seçimde diyecek. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. Sen hiç merak etme Sayın Erdoğan. Şunun şurasında 7 ay kaldı. O sandık geldiğinde vizyonu da, liyakati de, projeyi de evvelallah İYİ Parti iktidarında ziyadesiyle göreceksin. Az daha sabret. Partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi Akşener. Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Doçent Doktor Nebati Bakan dedi ki biz enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz. Eyvah! İnsan temelli bir yaklaşımımız var. Ya bugün Türkiye'de enflasyon canavarı insanımızı yediği yemekten, giydiği kıyafetten ediyor, cebindeki parayı eritip geleceğini karartıyor. İşte size Bay Kriz ve arkadaşlarının insan temelli yaklaşımlarının etkisinde insanlarımızın içine düşürüldüğü hazin tablo. Ve tüm Türkiye'yi gururlandıran o tablo. Üretim bandından indirilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un başarısından duydukları memnuniyeti ifade etti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön planda olması İYİ Parti liderini rahatsız etti. Emeği geçen işçilerimizi, mühendislerimizi ve şirketlerimizi tebrik ediyor. Bu girişimin oluşmasına vesile olan, gereken her türlü kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum. Keşke Sayın Erdoğan da milletin cumhurbaşkanı olma olgunluğunu ve özgüvenini gösterebilseydi. Her zamanki nobran tavrından bir kez olsun sıyrılabilseydi. Maalesef yine yeniden olmadı. Ve bu son derece kıymetli girişimin tanıtımını da bir AK Parti PR çalışmasına çevirerek her zaman olduğu gibi yine güzel bir şeyi engellenemez nefretiyle kirletmeyi başardı.